Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir video çekeyim kardeş. Kardeş. Benim en çok sanayi, servis, etil alkol. Üç tane bir... İkinci bölüm bu, ikinci bölüm. İzlediğimiz değil bu. Oğlum ikinci bölümü açmadım ben. İkinci bölüm işte. Biz biri izledik, iki izlemedik. Şuna bakacağım, ondan sonra geçeceğim. Hiç durdurmadan direkt. Laf siz diyelim zaten. Makara ayağına abi. Videomu seviyorlar. Ferrari çektim, 40 bin zor izlendi. Basıyorum. O kardeş. Cümlete selam aleyküm arkadaşlar. Arabanı kiraya ver. Arabanı şoföre ver. Filmlerde, dizilerde oyna. Instagram'a reklam kaydırma koy. Milletin dükkanının arabasını çek. Günlük aylık 500 milyar para alırsın. Yalancı anasını sikeyim, hep yalan. Gerçek olan bu. Sabah 5'te kalkıyorum, 8'de eve gidiyorum. Ağaçmaca bir tane simit yiyorum, aç karnına geziyorum. Orada resim, burada video. Orada resim, burada video. Millet gör ya abi, bokunu yerim diyor. Resmimi çekiyor, sikiyorum gidiyor. Oğlum bir şey diyeceğim. Yeni bir alışkanlığım oldu kendi kendine. Yemek yemeyi unutuyorum lan. Var mı mesela böyle olan? Baya böyle günde bir tane, hani bir öğün yiyorum. Ya da unutuyorum, böyle ertesi gün yiyorum falan, anladın mı? Hani kilo vermem ki böyle amına koyayım. Bir gün yemeyip ertesi gün hayvan gibi yiyince falan. Vallahi ben oluyor bende ya. Bazen mesela böyle yemiyorum, böyle uyuyorum. 3 saat sonra uyanıyorum böyle açlıktan falan, anladın mı? Öyle yiyorum falan gibi. Keşke ben de unutsam. Hatırlatayım abi istiyorsan. Hatırlat ya Enes'im. Abi yedin mi yemeğinde? Şey ama bana şey söyle. Uyuyacağın zaman bana yaz ki. Ben ona göre o zaman... Hani o zaman kaldırmayayım seni. Diğer zamanlarda da ürünlerimi ayarlarım senin. Ürünlerimi mi ayarlarsın? Aynen, öğünleri öyle tak tak hemen. Yani saate göre, anladın mı? Metabolik çocuk var ki sırtımda yere gelmez, size söyleyeyim ya. Yalnızlıktan o abi. Olabilir ha, harbiden olabilir bak. Gerçekten olabilir. Böyle o ne yapayım, şunu yapayım, uzanayım, şey yapayım, oyuna girdim, şunu yaptım, bunu yaptım. Aküyü gidiyor falan böyle yani. Daha durdurmayın videoyu ha. Tamam mı lan chat? Aslında bir şey diyorum. Ne geldiler? Kırıkkale'ye gideceğim. Arabanın muhanesi bitti, onu götüreceğim. Tamam, selfie yap hadi, işimiz var. Ne yaptın? Sen paketçisin. Paket mi dağıtacaksın? Instagram'a mı, TikTok'a mı gireceksin? Ben arabamı sürüyorum. Çocuklarla mı uğraşayım? Evle mi uğraşayım? Binanın yöneticisiyim lan şu binanın. Aynen. Şu binayla ben uğraşıyorum lan. Şu binayla. Efendim Nairez. Arkadaşlar Nairez yazdı. Bakın. Bir durdursana son kez yazdı. Herhangi bir şey biri diyecekse Nairez burada. Şu an efendim Nairez'cim, buyur. Abi bir şey soracağım. Hı. Gay değilsin değil mi? Yani değilim şimdiye kadar anladığım. Okey. Niye? Duygusal boşluktasın ya, deneyeyim dedim. Sen de ama ara ara deniyorsun ha şansını. Yani neden gay olur? Mi? Ara ara deniyor Enes'im de. Allah. Allah. Sosyal medya. Benim o kadar çok işim var ki. 4 tane Ray-Ban gözlüğüm çalındı. Gidiyorum Çerkez Sokağı'ndan 10 liraya alıyorum şunu. Bakın. Götü yiyen çalsın. Biz Fethiye'ye gittik mesela. 2 tane havlu, 1 tane Ray-Ban gözlüğü çıktı. Benim çevremin %99,5'u vermez. Hiçbirine gider satar, gene vermez. Ben niye veriyorum? Lastiğim patlar. Çoluğum çocuğumdan çıkar. Benden çıkar. Benim işim rast gitmez. Ha, önceden olsa hiç vermezdim. Direkt satardım. Koş artık Allah korkusu var. Be. Bir de namaz oruca başladık ya. Namaza hiç gitmiyorduk. Ben Seyran'da 24 saat içiyordum. Niye namaza gideyim? Ya gidiyorum da Arapça dua ediyorum, kızıyorlar. Hareketlerimi beğenmiyorlar. Gömleğimi çıkarıyorum. Angaracı formamı giyiyorum. Hadi gidelim. Fren tutmuyor. Selamun aleyküm. Servis beni mahvediyor ya. İnternetten kazanıyoruz değil mi? Ben işte diyorum ya, 3 ay oldu diyorum ya bu işlere para olduğunu. Abi ben Ankara Gücü'ne servis... 26 yıldır gidiyorum. De ki kaç para aldın de. De ki kaç para aldın de 26 yıldır. Hiç. Kaç para verdin de. De kaç. Desin abi, bırak Ayhan abi. De diyorsun, adamı da konuşturmuyorum, bir de cevap veriyorsun üstüne ya. Her maça gitmem 300-400 lira. Doktorlar çağırıyor, savcı, hakim, gırtlığı, teknik hakim, herkes. Polisi, askeri, emniyet müdürü, herkes arayıp soruyor. Herkes baba resmi gibi bir çocuk.
Adam koskoca emniyet müdürü olmuş, benimle resim çekiyor. Sen homusun, 4 üniversite bitirmişsin. Sen daha üstünsün. Yani. Sen bir konumun var bir yerde. Başhekim olmuşsun, bir yerde bir müdür olmuşsun. Adam anlamıyor işte, internet öyle bir şey. Selamun aleyküm. Ana şu yeni mi? Yeni ürünler mi geldi? Yeni ürünler geldi. Hana. Şunu da bir deneyim. Ankara Gücü Store'u... Oo adam hakim lan. Ananı sikeyim. Direkt... Ankara Gücü Store'un kreasyonlarına hakim oğlum adam. Yeni ürünü anladı mesela. Selamun aleyküm. Ana şu yeni mi? Yeni ürünler mi geldi? Yeni ürünler geldi. Hana. Şunu da bir deneyim. Beymen'deyken ben... Ananı sikeyim. Direkt torbacı kıyafeti oldu. Değil mi? Bu torbacı rengi kareli. Bu da torbacı şapkası. Hana. Bu nasıl bir elbise lan? Abi ne yapıyorsun? Ananı... Ne oldu lan? Canlı yapak var ya. Ankara Gücü Süteri Ufuk. Ayhan abi. Ayhan abi. Bu nasıl bir elbise lan? Ananı... Ne oldu lan? Canlı yapak var ya. Biraz bakmışsın değil mi? Ankara Gücü Süteri Ufuk 2021 kreaksiyon kardeş. Kreaksiyon kardeş. Herkese açık. Tamam. Konum bizim Onur'a gidiyorum berbere. Konum paylaşımı yapacağım. Adam o ne abi diyor. Lan bizim Ankara Süteri niye böyle 1000 yıl geriden geliyor? Para kazanma etkinleştir. En önemli olan bu. Arkadaşlar bugün cuma. Allah izin verirse bugün cuma günü 8'de Müye Köyü'nde alkol partisi varmış. Oraya davetliyim. 12'de İzabel'e gideceğim. Allah izin verirse cuma günü 8'de başlıyorum. Pazartesi 5'e kadar durmak yok. Kırmızı tuborga devam. Şu para gönderenleri bir söyleyelim. Şeref Tanyeri. Almanya'ya selam. Başka bir şey yok. Mesela biz Avrupa'ya göre kaç yıl gerideyiz? Bana göre 100 yıl. Afganistan'da bizden 100 yıl geride. Abo adamlar 200 yıl geride. Çünkü niye? Ben trafikteyim, 18 yıldır servis sürüyorum, 25-30 yıldır araba sürüyorum. Emniyet kemeri takan görmedim. Kırmızıda durmayız. Emniyet kemeri takmayız. Maskeyi zaten takmayız. Yere tükürürüz, diş fırçalamayız. Avrupa'ya göre biz 100 yıl gerideyiz ya. Afganistanlar 200 yıl geride. Bizden 100 yıl geride ne yaptı? Adamlar 200 yıl geride. Adamlar uçağın kanadına bindi ya. Ne kafa yaşıyorsunuz oğlum ya? Düştü mü? Ananı sikeyim. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ben Seyran Mağaralarında doğma büyümeyim. Gecekondu Mahallesi'nde doğdum büyüdüm. Oğlum tepkileri inanılmaz bu adamın ya. Sonra bizim orada Deli Erdoğan'da benim arkadaşım vardı. Onlar Ankara Gücü maçına gidiyorlardı. 13-14 yaşında seni de götürelim dediler. Ben de gittim. Bir alıştım. Hiçbir maçını kaçırmadım. İşte buradan ta İzmir'e gidiyorum atıyorum. Gidene kadar 100 tane esnafın canını yakıyorduk. Paramız yok. Çocuğuz 17-18 yaşındayız. Hiç çalışmıyoruz. Karnımız da çıkıyor. Lokantlara gidiyorsun, ekmek yiyorsun, çorba içiyorsun, para vermiyorsun. Oradan bir tespih görüyorsun, alıyorsun. Yolda milletin canını yaktık. Oğlum bak çok enteresan ha. Anlattığı şeyler çok enteresan yani. Buna sallama çektik, kovaladık, kavga ettik. Oha! Gittiğimiz yerlerde koltuk kırdık, tribünlerde tuvaletleri kırdık, kapılarını kırdık, lavabolarını kırdık. Diğer takım taraflarına fırlattık, onları kapıda gördük, dövdük, atkılarını aldık. Ama şimdi düşünüyorum da, belki oralarda başımızda çok büyük işler de gelebilirdi. Öyle de bilirdik, öldüre de bilirdik. Bu işler boş işler. Okumadığımız için, mesleğimiz de olmadığı için, bu bir yaşam tarzı olduğu için bize hoş geliyordu, güzel geliyordu. Mesela Sakarya'da pazarı sahaya girdiğim hatırlıyorum. Girdiğim hatırlıyorum, çıktığım hatırlamıyorum. Adam ama ne diyor aga bak. Ne diyor bak, yakalanması gerekiyor oralar. Okumadığımız için, meslek olmadığı için, başıboş olduğumuz için böyle böyle. Bunlarla eğleniyorduk, bize güzel geliyordu. O zamanlar hoş geliyordu diyor, anladın mı? Ailemizi ve işimizden daha önce biliyorum. Yani. Şimdi çoluk çocuk olun diyor, insan çocuğunu düşünüyor. Ondan sonra Ankara Gücü. Biz Esin'e holigandık, harbiden deliymişiz diyor. Ankara Gücü taraftar futbolu biraz psikopat. Psikopat olduğu için sevilmiyoruz. Şimdi şu an Ankara Gücü'nün sayesinde ben biraz isim yaptım. Benim sen de Ankara Gücü var, seviliyor. Sevilen bir takım. Benim çoğu arkadaşım şu an tribün lideri, amigo oldu. Allah onlara... Bak, söylediği şeyler çok doğru bence. Doğru şeyler konuşuyor ve söylüyor. Çok net olduğu için bize bir tık da absürt gelebiliyor konuşma dilinden dolayı bence. Hani ondan dolayı böyle komik gibi gelen yerler böyle küfürden şundan bundan falan ama yani söylediği şeyler de yanlış değil bence yani. Kendini geliştirmiş bir adam görüyorum falan. Ha falan. Yalan açık etsin. Benden bir yol olmadı. Malabimiz var, liderimiz. Onun bir lafı var. Biz 40 kişiyiz, 40'ımızı birbirimizi biliriz. Yani Ankara Güçlülük artık aile. Bir arkadaş oluyorsunuz. Ölene kadar da beraberiz Allah'ın izniyle. Vay be. Millete anlatıyorum inanmıyor. Devin önünde başlıyor resim. Yolda, Kızılay, her yer yani aklın almaz. İnterneti olan, telefonu herkes beni tanıyor. 65 yaş üzeri hariç. Bir olan geliyor, gramıyorum. Tamam diyorum, çekiniyorum. Ana hemen kuyruk uzuyor. Yarıda kesersen kuyruğu götü kalktı diyecek.
Kessen ayrı, kesmesen ayrı. Bütün zamanım gidiyor. Ondan sonra gideceğim yere de geç kalıyorum. Yapacağım işi de yapamıyorum. Bu internet, bu resim, bu beni takip etti etmedi olayı. Ayhan'la resim çekindim olayı. Bu dönem böyle bir dönem, ben anlamıyorum ki. Ben diyor abi seni gezdireyim diyor. Tatile götüreyim, Avrupa'ya götüreyim diyor. Beni boşver, aileni gezdir. Ailene yap, bana yapma. Parayı buldum, geziyorum uzayda. Vay. Parayı buldun geziyorsun diyorlar. Parayı bulsam öyle geziyorum. Çukuran para giderim. Çukuran para öyle kafeler var ki. Çay 20 lira. Ama herkesin arabası ya Porsche ya Ferrari. Avantajı tanınıyorum. Herkes benimle gezmek istiyor. Hafta içi bir hafta sonra beni günde 100 kişi arıyor. Abi seni nereye götürelim? Abi ne içersin? İşte bar, kazino, pavyona gidiyorum. Benim kapıma viski alıp gelenler mi dersin? Bana evime viski gönderen mi dersin? Etil alkol. Bana literalce etil alkol geldi evime. Viski geldi kargoyla Avrupa'dan. Beni gezdiriyorlar ve alkole para vermiyorum. Kârı bu. Zararı da vücudum karaciğer bitik zaten. Karaciğer hapı içiyorum. Ayvasif diye karaciğer kötü oldu. Tamam seviliyorum. Herkes beni tanıyor, seviyor. Takip ediyor ama ben niye böyle tanınıyorum? Niye seviliyorum hiç kendime hiç demem. Çünkü... Peki şey Ayhan abi bırakmış mı alkol işi? Bilen var mı yani? Takip eden var mı normal YouTube kanalına? Bırakmış mı yoksa içmeye devam ediyor mu mesela? Ameliyat mı oldu geçen? Geçmiş olsun. 12 ne ya? Ne diyorsun lan? Devam mı? Aga. Durdurma sayacağı ya. He ya durdurma. Videoyu kaç durdurduğunu sayıyorsunuz oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? Evde kendi onları biliyorum. Onları gördüm de. Bıraktıralım aga. Ayhan abimiz de bir de bak ameliyat falan olmuş. Yer mi yer. Bitti diyor. Bir de bunu ben söylüyorum. Ayhan abiye bıraktıram ama bana karışmayın ha. Bak bana karışmayın. Ben verdiğim emeği ben biliyorum. Kafama göre video çekeyim öyle kolay değil. İyi ne yapalım? Neresi senin yerin? Murat gel abi. Fark etmez. Selamun aleyküm abi. Ben seni tanıyorum. Ya. YouTube'da mı? Instagram'da mı hızlısın? YouTube'da. Muhasır Zenci Efendi, içki sigara içmeyen, gözlüklü, şişman. Aklıma öyle bir insan geliyor benim. 100 tane muhasebeci değiştim, en son buna geldik. Senin işlerimiz düzgün olursa, sen benim biliyorum. Karış bana, yanlış anlama, ben arabamı satmam. Satsam da YouTube'dan bir gelirim var. Ya. YouTube'da olmasa kasa açarım, bana açarım, bana yine muhasebeci bir lazım. Bir şekilde size ticaretten yürüyecek. Sen bana ölene kadar lazımsın, ben de sana lazım. Aynen öyle. Artık burada her şey gözüküyor Ayhan abi. Yemin et. Sistem çok... Ayhan abinin bazen böyle pazarlık ve konuşma şeyi tarzını babama çok benzetiyorum. Babamla bizim muhasebeci arasındaki... Ya ne güzel olmuş lan. Yeni mi oldu bu? Bu geçen sene başladı. Ana ben de Şahin'in ödediğim 419 lira götürme girdi diye üzülüyordum. Yok ekrandan artık onları görebiliyoruz ve gider yazabiliyoruz. Sen beni çağırıyorsun kardeş bir gel şu çiğ köfteci açtım ya. Şurayı bir canlandırak diyorum. Adam hoş geldin bir çay iç bir çiğ köfte yemiyor demiyor bile. Hemen nasıl yapalım? Nasıl film çekelim? Nasıl çözeceğiz? Ayhan nasıl yaparız? Kaç kişi izler? Kaç kişi izler diyor. Sana ne oğlum izlersin kaç kişi izler? Sen gelmişsin. Millet var ya öyle bir uyanık ki beni şey söyle. İyiydi bu Salah abi biliyoruz Ankara abi ve Türkiye bunu tanıyor. Biz bu Salah burada saplar geçeriz diyor. Sen de yiyorum. 41 sene bana halatır sonuyor aramayanlar, tanıyan tanımayanlar. İlk sorduğu soru bu. Kaç para kazanıyorsun? Öyle ahım şahım bir para yok. Olsa zaten tipimi, kıyafetimi, sonra evimi, sonra arabamı değiştiririm. Bu işte öyle bir anda olmuyor. Amerika öyle bir sistem yok kardeşim. Hangi videodan kaç para, kaç gün zaten tek de her gün gözüküyor. Gece 12'de gözüküyor. Senin takipçin kaç tane şu anda? 111. Sen boşa bekliyorsun. Ayda kenara 30-40 koyarsın. Bunu yapan senin gibi şirketler varmış. Elin altında hazır reklam var. Lan ne diyor? Bilmem Sony'nin... Fallback'i tanıtılacak evet. Değil mi? Ayhan Koç 1 liraya kaydırma yapıyor, 2 liraya video paylaşıyor diyor. Aynen öyle. Bana böyle yapan şirket lazım. YouTube'dan kazandığım paranın çoğu vergiye gidiyor. Bu iş... Ben ekle Ayhan BB'ye. Öyle bir anda olmuyor. Ben parayı bulursam hem gözünüzle görür hem de kulağınızla duyarsınız. Ayhan. Al. 3500'yi kabriyo almış. Akdere, Natyon'daki 90 milyarlık lağım bas. Bir anda olmuyor. Ben parayı bulursam hem gözünüzle görür hem de kulağınızla duyarsınız. Ayhan. 3500'yi kabriyo almış. Akdere, Natyon'daki 90 milyarlık lağım basan evini satmış, çayından villa almış dersiniz. Alırım da sizden mi korkacağım? Sizden mi utanacağım? Alırım da. Yok öyle bir şey yok. 3 ayda kimsenin hayatı değişmez. Bak trend gör. Ne kazanmış Ayhan abi? 26 Temmuz, 22 Ağustos arası 20 bin lira. Nasıl? Reklam bu. Faturayı kim kesmiş? Ben kesiyorum faturayı. Bak faturasını kestim. Nereye kestin faturasını? Trend yol değil. Bu olan bu işi nereden buluyor? İşte oradan alıyor. Senin takipçin 110 bin. Şimdi çözdüm olayı. Abi biraz daha influencer böyle sosyal medya tarafında işi biliyor.
yeni, daha yeni nesil muhasebecilerden. Elinde de demek ki var birkaç tane influencer. Oradan Ayhan abi yardımcı oluyor aslında falan gibi. Bin diyorsun. Bu kişinin takipçisi 48.000. Social media expert diyebilir miyiz Kemal hocam? Bu ne diyor lan? Bunları... Benim aracı olsun da 120 al diyorum. Sen buldun ya, 120 sen al diyorum. Profesyonel hesaba geçiş yapman lazım. Ben mantık olarak ben diyorum ki ben bir video benim 300 lira, 500 lira. Ben bir videomu bilirim. Videom bitti mi gidiyorum. Ne dedi orada? Şimdi takipçisi 48.000. Bu ne diyor lan? Bunları... Benim aracı olsun da 120 al diyorum. Sen buldun ya, 120 sen al diyorum. Profesyonel hesaba geçiş yapman lazım. 120 diye veriyorum. Ben mantık olarak ben diyorum ki ben bir video benim 300 lira, 500 lira. Ben bir videomu bilirim. Videom bitti mi gidiyorum. Şahinimi yıkıyorum. Video yaratıyorum kendime. Fethiye'ye gittim. Niye? İçmek için gitmedim ki. Video için gittim. Kendine video için gittim. Yoruluyorum kardeş. Dolusun sen, yoruluyorsun. Vakit bulamıyorsun Ayhan abi. Şurada internetten karı kıza bakıyor adam. Beni arıyor, canı sıkılıyor. Baba akşam viski içelim mi? Ben de video çekiyorum. Arabayı yıkıyorum. Çocuğumu okula yazdırdım. Paralı işe gidiyorum. Dün bir gittim. Berat chat neyi sayıyormuş biliyor musun? Ben videoyu kaç tane durduracağım? Onu sayıyor bro. Bak chat'in abi. Akşama 21.43'te açtığımız yayın ortasındaki yaptığı kendi arasındaki etkinliğe bir dön bak. Adam da yazdı la. Vay amına koyayım. Bu nasıl bir şey ya bu? Bu suya böyle ayağını sok, hani direkt kafayı mı sokuyor? Hani direkt dalıyor mu suya, anlamadım. Eğleniyor, sana ne? Doğru amına koyayım. Niye? Bana ne? Doğru doğru. Kendi aranızda bir etkinlik yapmışsın. Takılıyorsunuz, doğru. Bana ne? Doğru. Bir yeri çektim. Oradan para alıyorum, 500 bin lira artık paraya döndüm. Tabii. 700 tane video çektim. Bunun 699 tanesi bedava. Heh. Artık öğrendim. İsterse küçük bir ekmek bağı olsun. Bundan sonra 1 lira kardeş. Aynen öyle abi. Vermiyor kimse. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bu deli mi? İki randevu aldım lan. Randevu yap. Oğlum bir şey diyeceğim. Ayhan abi niye sürekli sanayiye gidiyor? Beyler hazır olun, 20 yolda. Siz deli misiniz? Allah Allah. Daha çok eğlence, daha çok eğlence. Çay nasıl içilir? Sıcak. Ey amının buna niye para verdik? Salah mısınız? Bak. Deli mi? Bir tane salak gönderdim, o da bunu getirdi. Ne tadı var ne tuzu var nasıl sizin? Sallanıyor mu abi? Sallan bir sallan. Tamam ya. Tamam niye sallan? Kırık yok kardeş. Sadece ince de sallanıyor bak. Aynen. Telefon da anan gizliyim. Benim annem 80 yaşında, o bile bunun üstünü kullanıyor lan. Sen ne kadar fakirsin lan? Kafayı yiyeceğim. Deli mi? Sallanıyor mu abi? Sallan bir sallan. Tamam ya. Tamam niye sallanıyor? Kırık yok kardeş. Sadece ince de sallanıyor bak. Aynen. Pek gülemedim. Telefon da anan gizliyim. Benim annem 80 yaşında, o bile bunun üstünü kullanıyor lan. Sen ne kadar fakirsin lan? Her aile muhabbet ederken. Dur boydan çekiyor ki. Oğlum biz bunu aldık, içmiyoruz. Şunu içsene oğlum. Niye gittin para verdin? Dükkan aldım. Dükkan aldın da biz bunu nereye aldık? Ben bir de boydan çekeyim lütfen. Abi. Senin işin yok mu oğlum? Tamam. Ben de hadi video çekeceğim lan. İşimize bakayım. Ekmeğime bakayım. Hadi abi Allah'a emanet. Çekeyim de seni de izleriz. Anne baban kızmaz mı? Yok ben. Tamam çekeceğim oğlum hadi. Sübret'e selamun aleyküm arkadaşlar. Çürükçülerin tek adresi Ankara'da Şahin, Doğan, Kartal, Sprit, Broadway. Bir saatlik işi 17 saatte yaptık. Normal doğaya, Doğan'ın karnına göre sallanır zaten bak. Sallanmaz normal. Bu yatık olsa sallanmaz, bu dik. Benim en kötü videom 40.000 izleniyordu. Millet beni bugün izler, yani izler bıkar diye biliyordum. Dün bir video koydum 9.000 izlenmiş. Ya okullar açıldı, millet işi gücü falan, tayinler çıkıyor falan. Ya ondan düştü ya da millet bıktı. Öğreniyorum. Ben videoyu mesela dik çekiyordum. Dedin abi yan çek. Bu video televizyonda ve bilgisayarda dik olunca dik gözüküyor. Yan çekince ekran büyüyor, şöyle gözüküyor. Onu öğrendim.
Sonra video çekerken durdurma olduğunu, bizim lastikçi Savaş var, onun çırağı var Suriyeli. 14 yaşında ondan öğrendim. Video çekiyordu, videoyu dedim kapat dedim. Niye kapatak abi, durdurayım dedi. Dedim oğlum durdurma özelliği var mı video dedim. Var abi dedi, ulan bastı. Ananı sikeyim, daha yeni öğrendim. Çevremiz hep saf, hep mal benim çevrem. Bak Huawei'm vardı 1 liralık. Kredimi ödemedim, gittim telefon aldım. YouTube öğrendim. Beyni çalıştırıyorsun yani. Bir şeyler öğreniyorsun. Zaman harcıyorsun. 3 tane power bank, 4 tane kablo, 4 tane kablocu. Kendimi geliştiriyorum bak. Senden gördüm. Tripodu senden öğreniyorum. Çantayı senden görüyorum. İşte görüyorum, öğreniyorum. Erik Dalıoğlu gibi. Patates var mı? Bir de Nescafe alacağız. Hani ama ekmek de alacağız. Bir Nescafe Maho'ya, bir çay, üstüne de patates ver. 10 lira tamam işte 10 liraya. Maho'nun oradayız, Maho. Maho'nun orada kalabalık, hep aç. Hadi sağ olun, hayırlı işler. Çay var mı? Çay mı orada da oldu. Alttan almadın mı onu yiyor. Kına sokulmadı. Sığır. O ters oldu. Patates aldım, gel yiyorsun ya lan. Hadi lan. Hadi o zaman abi. Helal, randevum var lan. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Ben de gideyim, kart var zaten, onları alacağım. Ya. Ama sisteme de alışmış ha, tak tak hemen kuruyor. Hemen bir mini taşınabilir bir tripod, hemen kamera tak tak tak. Sarımsaklı yoğurt hiç sevmem. Üstüne yoğurt dökmüşler la. Hiç akıllı yok. Kemal. Ben hiçbir vasfı olmayan, küfür ederek para kazanan bir insanım diyorum. Her zaman kendimi hep böyle öz eleştiri ve doğruları söylerim. Yani kendileri beni çok büyütüyor, büyütmese bile niye anlamıyorum ben. Bizim millet mi saf, ben mi uyanık, şeytanım bilmiyor. Twitch'e ilk girdiğimde bunu sorguluyordum ya. Abi siktir et işine bak falan diyordu millet. Blind zamanı hatırlıyor musun? Millet kaset okumaz. Kitap okumaz. Niye, hiç anlamıyordum lan. Hiç anlamıyordum yani. Niye bu kadar izlendi ki falan diye yani. İnternette araştırmaz yani. Dedim mi? Dedim, anladın mı? Şu bank. Şu bankı kim icat etmiş? Niye buraya koymuş? Araştırmaz. İşte şey, bizim millet... Ya bro 24. Al. Okumayı ve araştırmayı sevmediği için... Hadi bakalım. Ne kadar sayacaksınız bakalım? Nasıl sayacaksınız? Sosyal medyada boş işlerle uğraştığı için biz dinliyoruz. Kendi... He? 52. Tam 52. Bunu biri var ya, slow motion'a falan alıp sayar birisi ha. Bak yarın şeyde görürüz. Reddit'te görürüz. Slow motion'a gerek yok. 52 oldu. Kimler ünlü? Okumayı ve araştırmayı... Bankı kim icat etmiş? Niye buraya koymuş? Araştırmaz. İşte bizim millet okumayı ve araştırmayı sevmediği için, sosyal medyada boş işlerle uğraştığı için biz ünlüyüz. Kendiler ünlü diyor. Yani dedim, anladın mı? Başka bir ülkede olsak adam interneti araştırma için yapar. Kendi mesleğine odaklanır. Öğrendiyse okur için. Mesela ne, kalp uzmanı. Kalp uykuda da atıyor. Gündüz de atıyor. Adam kalbi araştırır değil mi? Adam doktor kalbi araştırmıyor. Beni araştırıyor. Adam benim hayranım. Düşün niye? Bizim Türk insanının yapısı bu. Boş işlerle uğraşmak. Gelin lan, gelsin. La bırak da ye. Aracımızda ayrıca kadın maskeleri... Aynı meşhur yemeğe. Kadede çekmek. Sen zannediyorsun, ben yemem ki. Şöyle bir şey var. Şimdi Almanya'da ben biliyorum. Sosyal hayatı var. Maaşı da düzgün. Adam bara, kafeye gidiyor. Tiyatroya gidiyor, sinemaya gidiyor. Kitap alıyor, gazete okuyor, dergi okuyor. Bara gidiyor, pavyona gidiyor yani Almanya'da. Alman şey diyorum, Almanları diyorum. Cuma pazar ne yapıyor? Ailesiyle vakit geçiriyor. Adam dolu dolu yaşıyor değil mi? 7 günlük. Sosyal medyaya gidecek zamanı var mı adamın? Yok. Haksız mıyım? Adam erken gidiyor, erken çıkıyor. Yorulmuyor. Çünkü güzel maaş alıyor. Adam takılıyor 7 gün. 7 gün dolu dolu yaşadığı için adam ayağın. Lan ayağına bak, benim ayağına bak. Küfür ediyor. Beni izlemeye vakti yok adamın. Bizimkiler ne yapıyor? Sosyal hayat yok bizde. Para az. Adam memur 4 lira 5 lira alıyor. 2 lira ev kirası. Az önce dediğim muhabbet işte bak. Yani hiç demiyor onda, lan bunda niye bu kadar para var, bunda niye böyle, yani o kıyasa girmiyorlar, anladın mı, dışarıda öyle bir muhabbet dönmüyor. Yani milyarder bile görse şöyle, ya millet var ya, fotoğraf falan çekiniyor lan mesela, hani bizde şey uyu var ya, böyle iyi araba görün bir çizik atarlar falan yanından geçerken. Millet orada yanında geliyor, fotoğraf çekiliyor, gidiyor mesela yani falan. 3 lira yemek parası, adam eksi 5 lira. İnternetsi, çocuğun okulu, karısının masrafı. Bizim devlet memurları eksi 5 lirayla giriyor değil mi mesela? Asgari ücret 2800, 2600. Ev kirası Ankara'da 2,5, 2 lira. Yemek yemeyecek mi oğlum hiç? Adamın sosyal hayatı olmak için interneti var. Bizde o yüzden takipçi sayısı ve izleme sayıları o yüzden yüksek bizde. Çünkü adamlar sosyal hayat bu. Bak adamların sosyal hayatı bu. Bizim Türkiye'de 100 kişiden 90 kişinin sosyal hayatı bu. Ananı sikeyim, ekmeğe geldi la! Ben abi çavaş yaptın mı?
Yaptık işte, var mı? Yazık lan. Dur, düşürmüyor musun? Bende pitbull vardı üstüne, ben de yakıyordum böyle. Evde patates, burada patates. Boşluk tuşuna 58 kere bastım. Biri açıp biri kapatma dersek 29 kere durdurdum videoyu. Az önce zaten 25'te 54 oldu. Ya şurada şunu harcadın mesaiye. Gerçekten okuluna, işine, hayatını geliştirmek adına bir şey harcasaydın. Yemin ediyorum bak var ya. 10 numara yerlere gelirdin ha. Vallahi diyorum. Adam diyormuş şimdi ben doktorum falan diye. Vallahi bak şu kadar yeterli yani bak. Bir işi kafaya koy şu kadar yeterli. Vallahi diyorum. Yani ben yayıncı olayım mı? Olmayayım mı? Ha olayım. Böyle düşündüm. Yani mesela böyle bir şeydi benimki de. Senin bunu hesaplaman gibi bir şeydi yani. E olayım ben de olayım. Matematik evde patates, burada patates. Çay yok değil mi? Sen şimdi niye kafanı takıyorsun? Bura düzelmez, düzelmez. Bir dakika, şimdi akşamleyin Emin Çapak denen bir adam var, ekonomist konuşuyor. Öyle yavrum bağırın değil mi? Sonra kızlar kendi arasında kavga ediyor, görüyorum ben. Öyle şey almış eline, Merkez Bankası'nın bilançosunu almış. Konuca siktir git lan buradan. Merkez Bankası'nın kendi yayınladığı bilanço. Ne diyor abi? Eksi 39 milyar dolar Merkez Bankası'nın. Oh, güzel mi ya? İyi mi şey mi? İyi mi yani? Kötü bir şey, hayır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa Merkez Bankası eksiye düşmüş. Dolar bunların ya. Derdi ne? Akşam olsun içeyim. Kazino pavyona gideyim. Öyle giriyor. Bunların umurunda Merkez Bankası boşaltıyormuş. Sikinde mi? Basana şunları. Memleket basmış bunlar. Sikinde mi ama? Memleket sen... Ama sayın... Ama benim için iyi. Niye biliyor musun? Niye? Ben YouTube'dan dolarla maaş alıyorum. Dolar arttı mı? Ne demek istiyor? Anlamadım ben. Son sinyal verdim. Vurma lan! Al kardeş. Adam iki gün uğraştı kardeş. Bereket versin. Ne bileyim fazla uğraştı yani. Tam altını komple sıfır yaptı. Kaç para verdi lan? 500 lira mı verdi? Arkadaşlar arabayı yaptırdım bir haftadır. Şimdi Kırıkkale'ye gidiyoruz Ümit kardeşimle. Hem video çekiyoruz hem belgesel hem YouTube. Hem de Kırıkkale'ye gidiyorum arabayı muayeneye götürüyorum. İnşallah geçecek. Geçmezse zaten yakacağım bu arabayı herhalde. Nereye? Nereye? Nereye gidiyormuş? Gülük balı. Ben de oturuyormuş. Evet, ben de muhaneye gidiyorum. Buradan geçmiyor. Eski aldı lan. Muhanelerin öyle yeri mi var lan? Yani araçların modeline şeyine göre farklı yerlere mi gidiyor? Ana ben bunu tanıyor mu? Kimi? İrem. Alper Biçen ne benziyor? Lan yok oğlum okuldan tanıyorum. Eşme aldı lan. Haa tüplü tüpsüz diye mi değişiyor araba muayene yerleri? Vallahi bilgim yoktu ya merak ettim. Ya bir durun bir soru sordum. 2-3 kişi cevap veriyor onu da okuyamadım aklı gitti ya. Allah'ım yarabbim ya. Ulan bir bilgi öğreneceğim şurada ya. Sıra fazlaysa ondan başka bölgeye gitmiş. Herhangi bir ayrım yok dedi. He. Sen hiç gitmedin mi amık muayeneye? Yok. Gitmedim oğlum. Şey. Daha dönmedi. Yıl dönünce gidilmiyor mu? Benim BMW'ye herhalde biniyorlar ya anlamaz. Geçen öyle kendi kendine duruyordu amına koyayım araç. Lan sabah oldu bineyim dedim. Ön tarafına bir baktım. Cam patlamış. Yani patlamamış da çatlamış böyle. Yarısına kadar bir çatlak var. Ne oldu buna? Bir bakayım bilmem ne şu bu kameram öyle her şeyine falan baktık. Baba karga mı kuş mu ney mi neyse yukarıda ya sen taş mı taşıyorsun? Ceviz mi sandı? Fındık mı sandı? Kaç kilometre yukarı pat benim arabanın şeyine düşürmüş ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha sıçmış. Ha sıçmış o camı delmiş ama. Yok oğlum bir şey yani çok yukarıdan bir şey düşmüş üstüne. Ya bir yere park ettim de orada oldu. Hadi iyi geceler size. Ben çocuk uyutacağım. Sızmazsam gelirim. Şef Mali görüşürüz abi eyvallah. O gece içmedim ya. Ben oğlum arabam araba şey kullanırken öyle içmem arabayla çıkmam ben.
Yani evet anlamadım ki ya valla. Nazar mı çıktı diyorsun? Arabanın yarısı bölündü ama. Ne, daha ne nazarı çıksa anlamadım ki. Ön tamponu mamponu gitti değiştirdik yaptırdık yolum sigortaya. Nazarı çıktı abi diyor camı kırılınca. Orada da çıksaydı nazar bari ya. Tövbe de şimdi bir şey demeyeyim. Tamam şikayet de etmeyeyim de. En kötü günümüz böyle olsun misali. Tabii canım. Ankara'nın içini bıraktım. Ta Kırıkkale'ye maniye girmiş. Kırıkkale'de dişi. İçeri gidilmez derken mi? Önce yaralar bir verek mi? Öyle bir çiçek var mı ki? Biz ne yaptık lan bir yerine? Hadi. Adamın chat'e girişe bak. Yeni sap baba. Red Dance hoş geldin. Hiç beşi geçmediğine bakmıyorum. Daha önce işe geç kaldım. Saat 4'ü 5 geçiyor. 5'te servis alıyorum. Seni geçti mi geçmedi mi? 7 yıl sonra muayene geçti. Muayeneden geçti araba. Ağır kusurlar yaptırdım. 3-4 bin lira para harcadım. Sonra adamlar yazan yerlere baktılar. Kaporta, koltuk, fren, miren. Zaten yeni farlar bile değişti yani. Daha ne yapayım camına koyayım? Sıfır aldım. Yalan da söylemiyoruz. Yaptırdım yaptırdım. Sıfır aldım. Sıfır. Her kabloları, hortumları. Daha bir daha Şahin'e binenin aranı satanın tanasını sikeyim. Saat 4.30 yarım saatte Ankara'da olmam lazım. Basıyorum. Allah'a emanet olun. Kıldıracağım. Lamba da yanmıyor. Geç kaldık lan. Endiş şans var mı ya? Hadi gidelim. Mıtıcın story mi? Ne oldu lan? Oğlum şimdi vıtıcımdan banyo yedim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çok iyi olmuş ya. Vallahi var ya çok tatlı olacak ha. Aşırı tatlı olacak. Oy. Güzel, güzel olmuş. Biz diyenler için Ferit eve benden sonra taşındı. Ona adamın girin de storiesinden izleseniz de bir 20 binde okyanus susamış. Dur bekle açayım. Anam Instagram'a giriş yapmamışım. Vallahi oradan atsanız alaşet. Vallahi diyorum. Arka planına bak züccaciye gibi senin ama züccaciye ne ya? Sensin lan züccaciye. Manyağa bak gelmiş burada içmiş yine geldi bana sardı ya. Siktir tasarım mı yapıyorsun kanka ne yapıyorsun? Haber maber gir ya var bugün olaylar var ha. Abu ne olaylar olmuş ha bugün. Bir gir bak bir sürü olay olmuş bugün üf. Açıklama falan. Çağırdı banyo onu falan eve haber çıkın kanka. Giriyorum. Evon ve Hayip banlanmış. Onu giriyorum şimdi. Evon niye banlanmış? Evon mos mu? Abo! O niye banlanmış? Onur Caner'de yemin ediyorum Twitch'in şeyi gibi oldu böyle. Bu da böyle olmuş. Şurada şöyle olmuş. Mahallelerde olurdu böyle avlalar. Evet. 3 gün yemiş o da. Niye ama? Kemal de götten yemiş mi? Bunun haberini çıkmazsan sevinirim Onur Can'cığım. Bunun haberini çıkmayalım. Bunu ulu orta yerde konuşmayalım. Kemal teyzeden haberler. Anton Hopkins ne demiş? Bir gün herkes ünlü olacak kardeş. Çok zormuş. Yani zor. Amerika'da şifre gelmez dediler. Geldi. Sen yapamazsın dediler. Yaptım. Sen video yükleme dediler. Yükledim. Sen ne çekeceksin dediler. Normal hayatımı çektim. Dediler ki abi sen 100 bin olsun. Ben 100 bin nasıl olayım kardeşim? 100 bin kişi ben nerede bulayım? Ankara'da o kadar adam yok dedim. 100 bin oldum. 100 bin oldum. Herkes beni kutlarken bir ay sonra 200 bin oldum. Yeter derken. Yani olsa da olur olmasa da olur da. Ya millet beni abartıyor. Ben gene normal bir insanım. Benim öyle bir şeyim yok ki. Bekir'den üstün değilim. Tam tersi herkes benden üstün. Şu
Hacettepe'si, doktoru, mühendisi, hakimi, savcısı. Esnafı, herkes beni seviyor. Onlar benden üstün. Adam okul okumuş, 4-7 yıllık okul mezunu. Adam dokunayım abi diyor, sen ünlüsün diyor. Asıl onlar benden üstün. Yemin ediyorum Allah belamı versin. Hiçbir kimseyi ne izlerim ne de severim. Hayatım boyunca bir kere, iki kere, üç kere kaset aldım. Bir, Azer Bülbül'ün kasetini aldım. Evet. İki, Musa Eroğlu. Üç de Ricky Martin. Ricky Martin mi? Hülya Aşar Göçü'nün elindeydi yani. Yabancı müzik ben seviyordum biliyor musun? Üç kişinin kasetine para verdim. Ne kimseyi izlerim, ne de para kazandırırım, ne de kimseye böyle bir şeyim, hayranlığım olur. Şey mi? Ya Ricky Martin'in mesela banka hesabında benekli ayağından gitmiş bir para var, anladınız mı? Ya gerçekten bu hayat var ya, ya yaşamaya değer ve inanılmaz bir şey ya. Yani öyle söyleyeyim. Çok çok tuhaf ya. Sadece bizim Türk milleti böyle elinde telefon olduğu için insanları çok abartıyorlar. Hiçbir vasfı, hiçbir özelliği olmayan insanlar ünlü diye kötülerini kaldırıyorum. Biri de benim. Bile soru işareti. Ya siz manyak mısınız oğlum? Bak yine haber arıyorlar bak. Bak lan bile derken adam nereden alakasız global dünyanın bir ucundan süperstar olmuş da kaset çıkaracak da benekli ayağın gidecek yabancı şarkıları sevdi diye Ricky Martin gözüne takılacak da alacak bu adam banka hesabına oradan para girecek. Bak 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 bak. Devir internet devri falan değil ha. Kaset fiziksel bir şey gönderiliyor. Arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Allah Allah. Hemen bir şeyler bir şeyler hemen bir ya falan. Efendim alkışlar Ali abimize. Hoppa. Oo tamamdır. Falan da özlendi ha. Kardeş işte ayağın işte yemek order order. Bas sana verim abi. Yemek yemek için ayarlı. Hepsini bas. Hep sana verim. Hep sana verim. Kırmızı tabak. Kırmızı tabak. Kırmızı tabak. Kaç için? Ben tanımıyorum babacım. Onun da. Ama sazı güzel. BBL House bahçesi. Ben 36 sene eve girmedim. Kazino, bar, pavyon, telebar, yeni... Çağrı'ya dis gelmiş, ne düşünüyorsun ya Onurcan? Kardeşim benim 4 yıldır hala deniyor bak bir şeyler der miyim diye. Doğanı, Çinçin'i, sallanan köprüsü, otobanı yedik içtik gezdik. 36 sene ben gezdiğim... Kardeşim benim ben bir şeyler dedim de öyle insta sayfalarına falan değil haberlere düşüyor bak. Onu söyleyeyim bak yani. İçin doğduğum büyüdüğüm yerde 1000 tane arkadaşım varsa benimle gezen ya bir ya iki kişiydi. O da eşinden boşandı ya evden kovuldu. Benimle geziyor diye. Tak tak tak. Bir de biraz da Onurcan'a saplayalım. Kimine ha. De girmiyordum, sevmiyordum. Şimdi herkes geziyor, ben gezmiyorum. Daha bir diyor sen niye evden çıkmıyorsun diyorlar. 36 yıldır neredeydin kardeş? Adam cevap veremiyor. Doydum. Geçen mesela 3 tane Ferrari çektim. Yemin ediyorum. Şahin'le hiçbir farkı yok. Yani o Ferrari Şahin gibi beni bir yerden bir yere götürme aracı olarak görüyorum artık. Eskiden olsa Ferrari'nin yanına yatardım. Profil resmini Ferrari yapardım. Şimdi araba, ev, motosiklet, pitbull, dövme, paça, her şeye doydum. Şimdi tek derdim emekli olup emekli maaşımı alayım. Ormanlık ve deniz olan bir yere yerleşeyim. Tek derdim bu. Emekli olup sakin kafa dinlemek. Tek hedefim bu. Klasik müzikte aynen aynen 10 numara oldu.